Arkadaşlar şimdi videoya geçmeden önce küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Kanalımızı uzun süredir takip eden ama abone olmayan arkadaşlar var. Bunu panelden görüyorum. Arkadaşlar benim bu sene yani 2022'nin sonuna kadar 100 bin aboneye ulaşmak gibi bir hedefim var. O yüzden bir kontrol edelim. Abone değilsek abone olalım. Ve videoya like atmayı unutuyoruz. Çünkü genelde videonun sonunda söylüyorum. Bazı insanlar sonuna kadar izlemiyor. O yüzden arkadaşlar videoya girer girmez bir like atarsanız çok iyi olur. Ve yorumlarınızı da esirgemeyin. Lafı da çok fazla uzatmayalım. Haydi şimdi videomuza geçelim. Şimdi buradan yukarıya doğru kaptırayım. Hem şehir içi trafiğinde sizleri boğmayayım. Hem de yukarıda güzel gün batımını seyretmiş oluruz. Gerçi güneş battı ama halen daha hava aydınlık. Şimdi olayı ben size anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Motosikletimizi satacağız. Motosikleti alacak kişilerle telefonda görüştük. Dediler ki gelip motora bakabilir miyiz? Ben de dedim tamam gelip bakabilirsiniz. Bu arada motor benim değil. Sadece satışına aracı oluyorum. Hani şunu da söyleyeyim. Bu tarz bir işlemde aracı olmak çok kötü arkadaşlar. Hani olduğuma pişman oldum diye değil ama hani sizler dikkat edin diye söylüyorum. Çünkü aksi giden bir durum olduğunda karşı tarafa rezil oluyorsunuz. Hani elinizde olmayan bir sebepten de olsa işin ucunda bir rezillik oluyor. Yani aracı olmak kötü bir şey. Neyse motor alacak kişilerle buluştuk. Hatta belki bu videoyu şu an izliyorlardır. Onlara da buradan selam olsun. Motora baktılar. Dediler ki motoru gidip bir yere gösterebilir miyiz? Tamam dedim. İstediğiniz yere gidip motoru gösterebiliriz. Sıkıntı yok. Gittik. Orada da ekspertiz yapmadıklarını, bu tür bir hizmetlerinin bulunmadıklarını söylemişler. Ondan sonra motorun alıcısına dedim ki yani ben malıma güveniyorum. İsterseniz başka yere de gidelim gösterelim. Benim malımda herhangi bir sıkıntı yok. Mal dedim bu. Neyse ondan sonra çok zaten muhabbeti uzatmadılar. Tamam dediler. Motor bizim içimize sindi. Kaporamızı verelim. Yarın sabah satış alalım. Saat de yaklaşık 12-1 civarları bir şey. O gün... Aleykümselam. Bu olayların yaşandığı saatlerde arkadaşlar 12-1 civarı motor alacak kişiler de sadece gidişe gideceklermiş. Hani bir bakalım kaparamızı verelim yarın sabah alalım diye gelmişler. Neyse kaparamızı aldık. Tamam dedik motor hayırlı olsun yarın sabah noterde görüşürüz. Şöyle bir şey rica ettiler benden. Dediler ki hani bizim ehliyetimiz yok. Başlangıç motor olacak. Sen bunu şuraya getirebilir misin? Hani yaşadıkları mahalleye. Hani çok da bir kilometresi yok. 20-25 kilometre. Tamam dedim sıkıntı yok getiririm. Ertesi sabah oldu. Ben biliyorum ki noterler saat 9'da açılıyor. Meğerse oradaki noter 8.30'da açılıyormuş. Hani belki bütün noterler 8.30'da açılıyordur ama ben 9 diye biliyorum. Her neyse abi motorun sahibi ben 2 kişi gittik. Motor alacak kişiler de 2 kişi orada bizi bekliyorlardı. Saat 8'i 50 falan geçiyor böyle. E dedik madem noter açık beklemeyelim hemen girdik içeri. Ruhsatımızı verdik, kimlikleri verdik. Noter demesin mi? Motorun satışı yapılamıyor. Neden yapılamıyor? Motorun sigortası yok. Lan nasıl yok? Motorun sigortası olduğuna ben eminim. Motorun sahibi de emin. Online'a da bir sıkıntımız yok. Yok dediler motorun üstünde sigorta görünmüyor. E ne yapacağız? Hemen sigortayı kime kestirdiysek, kestirdiyse motorun sahibi. Benim kendi sigortacım değil, kestirdiği sigortacı. Hatta benim kendi sigortacımla ben yaklaşık 7-8 yıldır falan aynı kişiyle çalışıyorum. Hiçbir aldığım aracı başka bir yerden sigortalattırmadım, kaskolattırmadım. Buradan da izliyorsa ona da selam olsun. Her neyse aradık sigortacıyı. Olay şuymuş, motorun sigortası var. Bir selam verelim. Aleykümselam. Motorun sigortası var ama şöyle de bir durum var. Motorun alındıktan sonra plakası düşmüştü. Biz de onun üzerine gittik yeni plaka çıkarttık. Hani belki şey diyebilirsiniz. Niye gidip internetten bastırmadınız 50 liraya 100 liraya. Biz onu tercih etmedik. Dedik plakamız da belki de çalınmıştır. Çünkü park halindeyken olmadığını fark ettik motorun üstündeki plakanın. Dedik gidelim sıfırdan plaka çıkartalım. Bunu da yaptığınız zaman arkadaşlar aklınızda bulunsun. Sigortacınızı arayıp yeni çıkartmış olduğunuz plakayı sigortanızı işletmeniz lazım. Poliçenizi işletmeniz lazım. Tabii biz bu işlemi yapmadık mı? Yaptık. Benim daha önce başıma böyle bir olay geldiği için belki izleyenler hatırlar. Zamanında 2019'da mı? O 20'nin başında mı? Neydi? Orayı tam hatırlayamıyorum. Kırmızı bir Z750'm vardı. Evin önündeyken plakası kaybolmuştu. Büyük ihtimalle çalınmıştı. Ben de risk almamak için gidip tekrardan yeni plaka çıkartmıştım ve kendi sigortacıma hemen yazmıştım. Dedim reis böyle böyle bir durum var. Plakam bu. Bunu işler misin? İşlemişti anında. Herhangi bir sıkıntı olmamıştı. Meğerse bu aracın, bu motosikleti sigortasını kesen sigortacı da bizim yeni plakamızı işlemeyi unutmuş. Ama telefonda ben unuttum demiyor, siz bana söylemediniz diyor. İyi neyse tamam hadi işleyelim noter değil, malı satacağız. Tamam dedi saat 9'da dedi sistemler açılıyor 9'u bekleyeceksiniz. E, tamam dedik 5-10 dakika var bekleriz. Abi saat 9 oldu yazdık adama işte sistemde hata var onay vermesini bekliyorum vesaire. Aradan bir 5-10 dakika geçti. Tekrar yazıyoruz. Ne oldu? Hani bak bekliyoruz. İki kişi bizi bekliyor. Biz iki kişiyiz. Zamanımız hani
fazla zamanımız yok. Zamanımız da değerli yani sonuçta. İşe gideceğiz, işimiz var, gücümüz var. Adam demesin işte 40-50 TL bir ödemesi çıkıyor, onu yapmanız lazım. Tamam. Hani normalde böyle bir şey olmaması lazım da işimizi çözmek adına. Tamam dedik, yapalım. O ödemeyi yaptık. Ondan sonra yok işte sistem hata veriyor. Sistem onay vermiyor falan filan. Adam bize arkadaşlar bu şekilde saat 10-10.30'a kadar oyaladı. Tabii beni de aldı bir sinir. Yani sonuçta bu sigortanın sistemi kaç saat gidebilir kardeşim? Alt tarafı bir tane plaka işeceksin. Zehir yapacaksın. Hop yol verdim. Yok diyor, sistem yok. Ondan sonra kendi sigortacımı aradım. Ya dedim reis, böyle böyle bir durum var. Adam bizi oyalıyor. Şu an dedim bu sigorta firmasında, yani şey söylemek istemiyorum arkadaşlar, hangi sigorta firması olduğunu söylemek istemiyorum. Hani yanlış anlaşılmasın çünkü onlarla alakalı bir durum değil. Yo dedi, bir sıkıntı yok dedi. Ben de o firmadan şu an sigorta kesebiliyorum. İyi. Tekrar sigortacıya yazdık. Ya dedik bak, biz başka sigortacıya sorduk. O firmanın sisteminde bir sıkıntı yokmuş. E yok dedi, benim de sistemimde şu anda sıkıntı var dedi. O firmada da sıkıntı var dedik. Onay vermiyor dedi. Hatta genel müdürlüğe yazdım. Genel merkeze falan yazdım. Falan filan dedi. Yine bizi oyalamaya devam ediyor. Neyse tamam dedik. Hadi 5-10 dakika daha bekleyelim. Sistem belki gerçekten öyledir falan filan vesaire. Abi yok. Halen daha olay çözülmüyor. Bu arada manzara nasıl arkadaşlar? Güzel değil mi? Hani sizi buralara çıkarttım. Hem siz de böyle motoru sürüyormuş edasında böyle gün batımında. Hem güzel bir video izleyin diye buralara geldim. İnşallah beğenmişsinizdir. Neyse abi, ondan sonra baktık olmayacak. Sigorta firmasının müşteri hizmetlerini aradık. Dedik hani bizim böyle böyle bir sıkıntımız var. Satış yapacağız, yapamıyoruz. Böyle böyle bir aksaklık var. Gerçekten sistemde bir sıkıntı var mı? Müşteri temsilcisi öyle bir sıkıntının olmadığını, olsa bile bu kadar uzun saat sürmeyeceğini falan söyledi. Ondan sonra tekrar sigortacıyı arıyoruz. İşte onların girdiği sistemle benim sistemim aynı değil. Sistemde sıkıntı var, bekliyoruz. Ya abi saat oldu 11, daha nereye kadar bekleyeceğiz? Sabahın 9'undan beri oradayız. Hani verelim de işimize gücümüze bakalım değil mi? Yok. Sistem yok, sistem yok. Öğrenmiş bir sistem yok, bizi bekletiyor. Saat 12 oldu, 12.30 oldu. Biz o ara etrafta sigortacılar var. Noterin etrafında olur genelde, bilirsiniz. Oralara gidip soruyoruz. Onlar da hani böyle uzun bir gecikmenin olmayacağını söylüyorlar. Neyse abi. Motorun tabii alıcılar da belki hani işkillenmişlerdir. Bizle alakalı bir durum mu var diye, ki herhangi bir sıkıntı yoktu. O esnada hani böyle şeylerin olabileceğini, bizlik bir durum olmadığını onlar da anladı ama yani insanın aklına her şey gelir arkadaşlar, olabilir. Ben de şahsen bir motor almaya gitsem ve bu şekilde bir sonuçla karşılaşsam ister istemez karşımdaki insanla alakalı düşünürüm. Acaba benim oyalıyor, bir şey mi var falan filan gibisinden. Ama biz zaten malımızdan eminiz. Muayenesi var, cezası yok. Vergisini öderek sigortası var. E notere geldik, malımızı temizledik. Neyse şöyle biraz manzara görelim, ondan sonra anlatmaya devam edeceğim. Manzara müthiş ya. O tarafa doğru gidelim. Hadi gidelim ya, hastaneye kadar gidelim. Oradan sonra döneriz aşağıya. Neyse arkadaşlar, motorun alıcılarıyla konuştuk. Hani bu olacak gibi değil. Gerçekten demek ki ya sistem yok ya bu adam bizi bir şekilde oyalıyor. Siz de zaten işe gideceksiniz. Hem sizi bekletmeyelim hem biz beklemeyelim. Buradan direkt ayrılalım. İnşallah çözülürse yarın sabah tekrardan görüşürüz. Hani Allah onlardan da razı olsun. Anlayışlı insanlarmış. Tamam dediler, sorun yok. Biz alıcıyız. Bizden yani bir sıkıntı yok. Ne zaman düzelirse bana haber ver. Yarın sabah dedi buluşalım. Tamam dedim. Ondan sonra saat 2 oldu, haber yok. 3 oldu, haber yok. 4 oldu, haber yok. Motorun sahibine bir yandan yazıyorum. Ne oldu, dönmedi mi falan filan. Hani benim kendi kestirdiğim sigortacım olsa giderim üstüne. Ya derim reis çözsün, ne yapıyorsun sen? Ha bu arada ben şeyi de sordum kendi sigortacıma. Ya dedim madem sigorta görünmüyor üstünde aracın, sen dedim buna bir sigorta kes, ben sana parasını atayım. Satışını yapalım, ondan sonra iptal ederiz. Hani mümkün değil ama bir deneyeyim dedi. Çünkü motorun şasisinde sigorta görünüyor. Şasi numarası aynı çünkü. Ama plaka değiştiği için, zehir yapılmadığı için plakada sigorta görünmüyor. O da denedi. Reis dedi hani sistem dedi onay vermiyor dedi. Çünkü üzerinde sigorta var. E dedim bunu kim çözecek? İlla ki dedi sigortayı kestirdiğiniz acente bunu çözecek. Müşteri hizmetlerine soruyoruz. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Ben bu arada ilgili firmanın genel müdürlüğüne, orasına, burasına, her yerine mail attım. Onlar bile aynı günde dönüş yapmadı. Her neyse saat 4-4.30 civarlarıydı sanırım. Motorun sahibine sigortacı yazmış. Demiş ki 350 küsür TL bir ödeme yapmanız gerekiyor. Tabi şimdi motorun sahibi de çok fazla bu işlerden anlamadığı için bana sordu. Dedi böyle bir şey olması normal mi? Dedim değil. Biz dedim sıfırdan sigorta kestirmiyoruz ki. Orada çok düşük devir gidiyoruz. 4000-5000 devir gidiyoruz. Bunu biraz arttıralım. Ya bir de arkadaşlar vizörüm açık, temiz hava almak için inşallah rüzgar sesi fazla olmuyordur. Dedim bu normal değil, sakın dedim ödeme yapma. Biz neyin ödemesini yapıyoruz ya, plakaya zehir yapılmamış. Bunun bir ödemesi çıkmıyor ki, daha önce benim başıma da geldi. Herhangi bir ödeme yapılması gerekmiyor. Neyse abi.
öyleydi böyleydi derken parayı ödemeden sigorta işi çözüldü. Şimdi ben videonun başına büyük ihtimalle dolandırıcıya denk geldik diye yazmışımdır. Burada sonuç şöyle ortaya çıkıyor arkadaşlar. Meğerse bu sigortacı olacak arkadaş para koparmaya çalışıyor. Şimdi beni izleyen, bu videoyu izleyen, üzerimizi kapatalım ya, bir rüzgardan emin olamadım, hızlandık çünkü. Beni izleyen sigortacı veya sigortacı çalışan bir arkadaş varsa yazsın. Böyle plakanın kaybolması, yeni plakanın çıkma durumunda zehir yapılması için para gerekiyor mu? Ben o kadar araştırdım, kimse para gerekiyor demedi. Daha önce benim başıma geldi, bir kuruş para ödemedim. Hani belki kendi sigortacım tanıdıktır, ondan mı para istemedi diyeceğim ama 350-400 lira gibi paralar da az para değil. Sabah zaten 50 lira gönderdik. Yani bilen varsa yazsın ama kesinlikle ve kesinlikle para ödenmiyor diye ben biliyorum. Yani para ödemenin bir mantığı yok. Sonuçta ben yeni plaka çıkarmışım. Benim poliçemin üstüne bu plakayı yazıp eskisiyle bunu yazıp enter'a basacağım. Bunun hani ödemesi ne ya? Neyse, ondan sonra akşam saat 5'e doğru arkadaşlar problem çözüldü. Yani bir tane sigortacının yüzünden, bu arada bak şeyi söylemeyi unuttum sanırım. Motorun sahibi plaka değişikliği yaptığı zaman plakayı gönderdi. Başta sigortacı kabul etmiyordu, yok siz bana göndermediniz diye, sonradan onu da kabul etti. Ya dedi, ben onu yapmayı unutmuşum. Sen yapmayı unutmuşsun da, bak noterde benim bu karşıma çıktı. Ya ben şimdi motoru satamadım ama trafikte çevirmeye girsem, bir kazaya karışsam, benim plakamdan baktıkları zaman sigortam yok görünecek. Ha tamam, detayına indiğinde şase numarasında var, belki sorun çıkmayacak ama belki ben çevirmede o kadar bekleyeceğim, senin yüzünden rezil olacağım. Abi sen, bu nasıl bir ihmalkarlık ya? Sen neden bunu atlıyorsun abi, işini düzgün yapsana. Her neyse, işte bu olayın dolandırıcılık kısmı, adam meğerse akşam saat işte 4'e 5'e kadar sırf para alabilmek için bizi oyalıyormuş. Şimdi şöyle de bir durum var, biz motoru satacağımız kişinin oturduğu semte gittik. Bu böyle olmasaydı da mesela motor alacak arkadaşlar atıyorum 1000 kilometrelik bir mesafeden gelselerdi İzmit'e. Ertesi günde acil dönmeleri gerekiyor olsaydı, orada işleri güçleri olsaydı, burada onları konaklamaları lazım ki hani motoru almadan dönmeyecek, alacak çünkü basit bir sorun gibi görünüyor. Adamları mağdur edecektik uzak bir mesafeden gelen insanlar olsaydı. Bu insanlar burada konaklayacak, hani sokakta yatacak halleri yok. Bu insanların otel masrafları, yeme masrafları, içme masrafları, ya karşılayalım, problem değil de hata bizde olsun. Bizdeki hatadan dolayı böyle bir şey olsun, biz o zaman karşılayalım. Geç dayıcım, geç. Ama bir tane sigortacının ihmalkarlığı ve düzenbazlığı yüzünden ben niye masrafa gireyim? Ya masrafı da geç, para hallolur da, ya sen beni niye mağdur ediyorsun abi? Ben kendi sigortacımı arıyorum, yok diyor, sistemde sıkıntı yok, o firma üzerinden kesebiliyorum diyor. Ama sen bir tane zehirli yapamıyorsun. Yok genel müdürlüğü aradım, yok şuraya mail attım, yok onu bekliyorum, yok kıl, yok tüy, yok yün. Yani adam resmen o saate kadar bizi oyaladı. Onun yüzünden belki de motor alacak kişilerin gözünde, hani tamam onlar kesinlikle bizi öyle görmediler, ben onun farkındayım ama belki de üçkağıtçı durumuna düştük. Adamların zamanını çaldık. Ya düşünsenize, sabah saat 8.50'sinden 12.30'una kadar noterin önünde oturuyorsunuz. Onlarca... Arada bir kameram kapandı da arkadaşlar, onu tekrardan açtım. En son ne diyordum? Ha yani adamların vaktini çaldı, bizim vaktimizi çaldı, bizi karşı tarafa rezil etti. Düşünsenize, adam dese ki ya ben işte atıyorum il dışından geldim. Hani bizim olayımız değil de örneklendirelim. Biz il dışından geldik, bekleyemeyiz, gidiyoruz deselerdi tamamıyla motoru da satamayacaktık. Bir de hani kapora da aldık, onu da geri vermemiz lazım. Sonuçta bizlik bir problem var. Yani onlardan kaynaklı değil, bizden kaynaklı bir problem var. Yani tamamıyla A'dan Z'ye baştan sona mağduriyet. Buradan sizin çıkarmanız gereken kendinize pay nedir arkadaşlar? Siz siz olun, tanımadığınız, güvenmediğiniz insanlarla iş yapmayın, sigortacılarla yani. Bak ben 7-8 senedir aynı insanla çalışıyorum. Adama o kadar güveniyorum ki, bak aslında bu kadar güven de iyi değildir ama bir araç aldığım zaman hemen ruhsatımı gönderiyorum, ne istiyorum, sigorta keselim. Bana diyor ki atıyorum 2000 lira sigortan çıktı. Hiç başka yere sormuyorum bile. Çünkü adama güveniyorum, biliyorum ki başka yerden de sorgulatsam aynı para çıkacak. O yüzden hep aynı adam kazansın, aynı adamla iş yapalım diye ben hep aynı adamla çalışıyorum. Bugüne kadar bir kere bile sıkıntı yaşamadım, bir kere bile başım ağrımadı. Buradan da motorun sahibine de sesleneyim. O da büyük ihtimalle bu videoyu izleyecek şu an. Hani inşallah akıllanmışsındır. Sen de bundan sonra başkasına sigorta kestirmezsin ya da güvenmediğin insanlara iş yapmazsın. Hani boş yere rezil olduğumuzda kaldık. Hani diyebilirsiniz ki ya insanlık hali, niye rezil olduk diye düşünüyorsun. Arkadaşlar insanlık hali gerçekten sistem gittiyse geçerli. Ama burada sistemin gitmesi diye bir şey yok. Adam bizi resmen oyalamış, kandırmış. Biz hem karşı tarafa mağdur olduk hem kendi zamanımız da gitti. Bir de ertesi gün bir daha gittik satış vermeye. Aynı insanlara yine aynı yerde satış verdik. Ki kaldı ki biz
20-25 kilometre mesafeyi o gün iki motor gittik. İki motor geri döndük. Ertesi gün geri gittik. Bak, edilen şeye bak. Hani külfete bak, masrafa bak. İşte böyle bir olay başımızdan geçti arkadaşlar. Üf, sağ taraf çok güzel görünmüyor mu ya? Şuranın güzelliğine bak. Mis. İşte bu da böyle başımdan geçmiş bir olaydı arkadaşlar. Burada da videomuzun sonuna gelelim. Umarım izlerken sıkılmamışsınızdır. Başımızdan böyle bir olay geçti. İnşallah sizlerin başına böyle şeyler gelmez. Yani ben yıllardır araç alır satarım, motor alır satarım. Başıma tabii ki benim de sıkıntılar geldi. Mesela notere gittik. Muayenesinin olmadığı oldu ki bunun da kanalda videosu var. Notere gittik. Motorun egzoz cezasından dolayı, egzoz, açık egzozdan dolayı trafikten men olduğu durumla da karşılaştık. Hani birçok çeşit farklı sıkıntıyla karşılaştım ama böyle bir sıkıntıyla karşılaşmamıştım ya. Ya bir de aracı, hani demiştim ya videonun başında, aracı olmak diye. Abi aracı olmak işte bu yüzden çok kötü bir şey. Orada karşıdaki insanlara da mahcup oluyorsun. Sırf bir tane adamın işgüzarlığı ve ihmalkarlığı yüzünden. Neyse, siz bu konuda dikkat edin arkadaşlar. Tanımadığınız, güvenmediğiniz insanlarla iş yapmayın diyorum. Bu videomuzdan da çıkardığımız ders bu olsun. Yalnız çok güzel manzarada durmadık mı diyeceğim ama tabii siz kamerada çok bir şey göremiyorsunuz. Şurada da ağaçlar var. Diyelim videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu da böyle bir videoydu. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Keşke videonun başında bahsetseydim ya da burada bir part çekip videonun başına da ekleyebilirim. Ben bu videoyu Ağustos ayında çekiyorum. Yılın bitimine 4 ay kaldı ve şu an 92 bin abone sayısına çok yaklaştık. Ha, 4 ayda 8 bin abone gelir mi? Ayda 2 bin abone demek bence gelmez. Ama sizlerden ricam, yani abi kanalı arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Biraz abone çekelim. Çünkü benim bu yıl 100 bin olmak gibi bir hedefim var. O plaketi alıp artık duvara koymak istiyorum. Bu sene bir 100 bin olalım. Yani bak, bu sene 100 bin olayım. 2 sene 101 bine bile gelemezsem o kadar gam yemem ama bu sene 100 bin olmak istiyorum. Bakalım nasip. Artık nasibimizde ne varsa diyorum ve videomu kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.